kalabalık mıydı? Değildi. Bir ara gelip seni gizlice seyredecektim, utandım. Bu işi yapmasan olmaz. Yeni başlamışken vazgeçemez misin? Geçerim tabii. Ama kazancın azalacak gene. Azalsın. Dün akşam bizim Necmi'ye bahsettim senden. Paralı çocuktur, benim de kazanmamı ister. Ortak olalım, para benden, çalışmak senden der. Ben boş verdikçe de kızar bana. Niçin bahsettin benden? Bilmem. Kiminle olursam, nerede olsam, hep seni anlatıyorum zaten. Aynalarda bile bir başka adam göreceğimi sanıyorum bazen. İçimde değişen, delice bir hızla yükselen bir şey var. İşimden ayrıldım bugün. Daha önce de söylemiştim, zengin bir arkadaşım vardır Necmi. Bu defa ben gittim ona, ben teklif ettim. Yakasına yapıştım, tamam varım ben, başlayalım dedim. Yeni bir iş kuruyoruz beraberce. Çok sevindim, hayırlısı. Demin böyle böyle boş bulundum. Affedersin. Benim söyleyemediklerimi şu çiçek söylesin sana. Seni hiç kırmayacağımı, hiç örselemeyeceğimi... Öyle çok, çok, en çok, çok işte seveceğimi söylesin. Böyle de konuşmazdım ben. Seni tanıdıktan sonra bir şeyler oldu bana. Thank you.
yaşadığı, aynı çatı altında bütün acıları ve saadetleri paylaşarak sağlık ve mutluluk içinde yaşamamız. Ne diyeceğini biliyorum. Duyuyorum büyük anne. Gülümsüyorum artık. Gündüzden ayırtmıştım odamızı. Tek bir oda. 602 veya 603 numara olacaktı muhakkak. Anladım efendim, hatırladım sizi. Buyurun, odanız hazırdır efendim. Saadetler dilerim.